İlçemizde geleneksel olarak yapılan Gölfest ilk olarak 1993 yılında Gölbaşı Peygamber Üzüm Teşvik Yarışması adı altında düzenlenmekteydi. Yapılan yarışmalar 2000 yılında festivale dönüştürülmüştür. 2008 yılından itibaren de Gölbaşı Gölfest adı altında yapılan festivalimiz Sayın Kaymakamımızın ilçemize teşriflerinden sonra küçük bir tarım fuarı haline getirilmiştir. Bu yıl Peygamber Üzüm Yarışmamıza 33 çift katılmış işçimize, firmalarımıza ve ilçe dışımızdan festivalimize katılan tüm misafirlere hoş geldiniz der. Çiftçilerimize başarılar dilerim. Festivalimizin Gölbaşı ilçemize ve çiftçisine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan temenni eder, saygılarımı sunarım. Kıymetli protokol, sayın misafirler ve çok sevgili Gölbaşılı hemşehriler. Bundan 19 yıl önce Peygamber Üzümü Teşvik Yarışması olarak başlattığımız ve bugün Türkiye'ye mal olan Gölfest'imizin 16.sına hepiniz hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Festivalimizi ilçe dışından teşrif eden saygıdeğer misafirlerimizi şahsım ve ilçe halkım adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz Gölfest'i yaparken elbette öncelikli olarak Gölbaşımızı ve onun çok önemli bir ürünü olan Peygamber üzümümüzü tanıtmayı amaçlamıştık. Geriye dönüp baktığımda bu amacımızın çok büyük bir oranda gerçekleşmiş olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugün Gölbaşı ilçemiz coğrafi ve stratejik konumu, modern bir görünüme bürünüşü ve güzelliğiyle ülke genelinde tanınan bir ilçe konumuna gelmiştir. Bunun yanı sıra Peygamber üzümümüz de Gölbaşı üzümü olarak tanınmaya başlamış ve bu konudaki faaliyetlerimiz meyvesini vermiştir. Sayın Valim, bugün Gölbaşı büyük emekler harcayıp yoğun çabalarla bitirdiğimiz ve sorunsuz çalışan altyapısı son günlerde tamamlayarak festivalimiz içerisinde açılışını yapıp hizmete sokacağımız atık su arıtma tesisi, asfaltlanmış veya parke döşenmiş yol ve kaldırımları, içerisinde çok amaçlı faaliyet alanları bulunan ve inşaatı devam eden sosyal tesisimiz, yüz ölçümü ve nüfusu itibariyle Türkiye ortalamasının çok çok üstünde bulunan yeşil alan ve parklarıyla ülkemizin bir incisidir. Gölbaşı'nı bu konuma getirmek için yorgunluk ve yoksunluk engellerini tanımadan, durmadan çalıştık. Ortaya çıkan eseri gördükçe bundan haz alıp gayretimizi iki katına çıkardık. Başarılar dilerken hepinizi en içten duygularımla ve saygılarımla selamlıyorum. Hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın değerli temsilcileri. Bugün Gölbaşı Peygamber Üzümümüzün vakti zamanında bir hastalığa kurban giderek ilçe ekonomisine büyük yara veren bir hastalığa tutulmasıyla ekonominin ayakları üzerinde durduğu üzümün artık vatandaşın gündeminden çıkması anında bundan 19 sene önce görev yapan meslektaş büyüklerim ve belediye başkanlarımız ve o zamanki çalışma arkadaşları bir karar almışlardı. Bu hastalığa kurban giden ve aynı zamanda Gölbaşı ekonomisinin de üzerinde yükseldiği Peygamber üzümünü tekrar çiftçimizin gündemine almak, hem Gölbaşı hem ülke ekonomisine kazandırmak için bir faaliyet çabasına girişmişlerdi. İşte o zaman dikilen küçük fidan bugün bizlerin 16.sını düzenlediği Peygamber Üzümü Festivali ile olmakla birlikte bunun kapsamını genişleterek hem ilçemize hem de ülke gündemimize Peygamber Üzümü'nün tanıtılması amacıyla faaliyet ve fuar kapsamına alınmıştır. Kaymakamlığımızla birlikte belediye başkanlığımızın ve diğer sivil toplum örgütlerimizin büyük katkısı ve emeği bulunmaktadır. Sayın Valim, Gölbaşı ilçemiz bölgemizin incisi konumundadır. Gerek Adıyaman
vatandaşlarının bir tanıtım vesilesi olan o mülayimlik, o hoşgörülük, o misafirperverlik bizim Gölbaşı insanımızda da fazlasıyla bulunmaktadır. Hem yol üstü bir ilçe olması, günlük yaklaşık 5000 trafik aracının ilçemizden geçmekte bulunması, ilçemizin özelliğini ve önemini de bir hayli artırmaktadır. Bu şirin ilçemiz, güzel ilçemiz, gerek kaymakamlığımız, gerekse belediye başkanlığımız ve diğer il müdürlüklerimizin yapmış olduğu faaliyetlerle, hizmetlerle her geçen gün daha çok gelişmekte ve vatandaşına en iyi hizmeti sunmak için mesai mefhumu gözetmeden tüm arkadaşlarımız çalışmaktayız. Bugün burada bizlere şeref verdiğiniz için, festivalimizi ve programımızı onurlandırdığınız için, özellikle ilçe dışından gelen başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm misafirlere teşekkür ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Türk Belediye Başkanlarım, Gölbaşı Kaymakamım, İl Genel Meclis Başkanım, değerli katılımcılar. Festival münasebetiyle konuşmama başlarken hepiniz saygıyla selamlıyorum. Festivaliniz hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Dünyada artan nüfusa karşı nüfusun yerleşim alanları dolayısıyla azalan bu topraklar çoğalan bu nüfusu beslemek mecburiyetindedir. Bugün ve gelecekte stratejik bakımdan en önemli konulardan biri olan su, toprak ve gıdadır. Bütün ilim adamları ve bütün dünya bunun üzerine adeta müthiş bir çalışmaları var. Gerek devletler, gerek özel sektörler üretimi artırmak, gıdayı insanların beslenmesine sunmak için Ar-Ge birimlerine sürekli yatırımlar yapmaktadırlar. Cenab-ı Allah Adıyaman ilimize öyle bir coğrafya nasip etmiş ki her ilçemizin kendine has özel bir iklimi, toprak yapısı var. Bunların içerisinde en kıymetli, en değerli olan Gölbaşı ilçemizdir. Hem Akdeniz, hem Doğu Anadolu, hem Güneydoğu Anadolu'nun iklimine hakim bir havası var. Onun için burada gayret edildiği takdirde ülkemizde yetişen tropikal iklim, tropikal meyveler hariç tüm meyvelerin yetişeceğini diğer ülkemizde, bölgemizde dahi söz sahibi olacak konuma gelebilecek bir duruma sahiptir. Gölbaşı bu konuda çok şanslıdır. Bugün bile belediye başkanlığı görevini ifade çok değerli kardeşimiz Yusuf Özdemir, ki biliyoruz babası rahmetli Turan amca da uzun yıllar sizlere hizmet etmiş bir belediye başkanı. Yusuf Bey'in zamanında yine 1990'lı yıllarda üzüm ürünü teşvik dolayısıyla üzüm yarışması başlatmasıyla bugüne değin gelen bu festivalin devam ettirmesi dolayısıyla Yusuf Başkanıma ve ayrıca buna destek veren bugüne kadar gelmiş olan kaymakamlara ve bugünkü kaymakamımıza da ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz burası aynı zamanda 3 coğrafi bölgenin de kavşak noktası. Aynı zamanda Adıyaman'ın da dışarıya açılan kapısıdır. Bütün bu avantajları inşallah kullanıp ve bu üzüm yarışmasıyla başlayıp diğer meyvelerde de söz sahibi olacağına inanıyorum ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Bugün burada yetiştikleri üzümle yarışmaya katılan tüm yarışmacılara ve jüri heyetine de başarılar diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kamunun ve sivil toplumun çok değerli temsilcileri, saygıdeğer çiftçilerimiz, kıymetli Gölbaşı hemşehrilerim. 16.sını düzenlemiş olduğumuz bu festivale hoş geldiniz diyor. Sizleri en kalbi duyularımla selamlıyorum. Saygıdeğer konuklar. Yaratıcının tüm cömertliğini sergilediği Gölbaşı ilçemiz, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle müstesna ilçelerimizden birisidir. Tabiat parkıyla ve doğal oluşumuyla bünyesinde 63 farklı kuş çeşidini barındıran Gölbaşı ilçesi, Gölbaşı gölleri ilçemizin sulak alan
ekosistem ve alternatif turizmdeki önemini daha da artırmaktadır. Bu güzelliklerin yanı sıra ilçemiz tarım, sağlık, eğitim, sosyal yaşam ve kültür alanlarında da büyük mesafeler kaydetmektedir. Doğu ve Güneydoğu illerimizin kavşak noktası olması nedeniyle bu tür etkinliklerin önemi daha da artmaktadır. Gölfest'in her yıl daha canlı bir şekilde kutlanması ilçemize ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayacağı gibi ilimizin de gelişmesine ve kalkınmasına önemli faydalar sağlamaktadır. 21. yüzyılın en önemli sektörlerinden olan turizmde dünyadaki pastadan pay alabilmenin, bu sektörde diğer kentlerle ve ülkelere rekabet edebilmenin ve turizm girdilerini artırabilmenin tek yolu kültür ve turizm potansiyeli olan değerlerimizin özenli ve etkin tanıtımı ile yapılmaktadır. Bilindiği gibi festivallerin amacı o yörenin tarih, kültür ve sanatını sportif, ekonomik ve sosyal aktivitelerde tanıtmak ve sosyal ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır. Gölbaşı ilçemizin de bugün bu festivalde bu amacı gerçekleştirdiğini görmek gerçekten memnuniyet vericidir. İl yöneticileri olarak bizler ilimizdeki tüm bu değerleri kazanca dönüştürme noktasında bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Çünkü bu tür etkinlikler sahip olduğumuz kültürel değerlerin yanı sıra marka olmuş ürünlerimizin tanıtılması açısından da büyük bir fırsattır. Festivalimiz, ilçemiz tarımına ve üretimine ve ticaretiyle uğraşan geniş bir kesimin sesi olması açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşünceler de bu festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen başta kaymakamım ve belediye başkanlarım olmak üzere bütün çiftçilerimizi tebrik ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum.